Canlarım selamlar. Tilt denemelerinin 3. denemesinin çözümüne hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Limit, türev, integral, trigonometri sorularından oluşan 30 deneme 450 tane soru çözüyoruz. 3. denemenin çözüm, çözümündeyiz. Artık böyle ayağımız baya baya bir alıştı. İleriki denemelerde yapacağımız sağ, çok sağlam yorumlar var. Bu yorumların içinden çıkabilmek için bu ilk denemelerdeki o temel yorumları çok iyi bir şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Ha bu demek değildir ki hocam bu ilk denemeler temel denemelerden mi oluşuyor? Hayır tabii ki çoğu sorumuz ÖSYM standartında zaten. ÖSYM'nin bu ilk iki denemede sorduğumuz bazı sorulardan çok daha basitlerini üniversite sınavında sorduğunu biliyoruz. Ama biz bu limit türevi integral trigonometreden çıkacak 14-15 tane soruda hiç boşluk kalmasını istemiyoruz. Ne çıkarsa çıksın biz bu işin içinden çıkalım diyoruz. O yüzden de tüm yorumlara hakim olmalıyız ve bütün konuların üstünde elimiz gezmeli arkadaşlar. O yüzden bu önemli. Şimdi 3. denemenin çözümlerine başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar ben hani bunu gün gün çektiğim için tabi sen belki de şu an bütün denemelerin çözümleri bittikten sonra izliyorsundur. Ya da günü gününe izliyorsundur. Ya da ben 10. deneme şey 3. denemedeyimdir. Ya da 10 tanesini yüklemişimdir. Sen 3. desindir falan filan. Çok demek istediğimi anladınız yani. Ben günü gününe gidiyorum ve e, i̇lk alan arkadaşlar ileriden gitmek isteyen, önden gitmek isteyen, kendi çözmek isteyen arkadaşlar mağdur olmasın diye bir de böyle normal bir video çözümü yaptırdık. Video bunun arkasında kodu okuttuğunuzda görüyorsunuz, e, göreceksiniz yani. Bir benim çözümlerim var, bir normal video çözüm var. Yayın evimizin kanalına giden. Şimdi ben neye anlatmaya çalışıyorum? Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlar normal video çözümü olması gereken çözümü zaten bir denemenin işte yarım saat. 35 dakika 40 dakika falan oluyor. Hatta 25 dakika olan deneme çözümleri var. Bu denemede bu kitapta. Benim çözümlerim 50 dakikayı 55 dakikayı bazen 1 saati buluyor. Niye? Çünkü arkadaşlar ben içerisinde aslında verilmemesi gereken bir sürü de bilgi veriyorum. Verilmemesi gereken derken yani işte limiti anlatırken sürekliliği anlatırken Kokma noktasından, sıçrama noktasından, işte sürekli noktadan vesaire bahsediyorum. Mesela burada şimdi bir trigonometri su çok popüler bir trigonometri sorusunu çözerken çözümü bittikten sonra hiç olmayan farklı bir yol göstereceğim. İşte e, birebir ve bir örtenlikle ilgili bir yapman gereken bir yorum varsa bir kısa bir fonksiyon tekrarı yapıyorum. Yani aslında biraz konu tekrar da yapmaya çalışıyorum. Çok yavaş ve ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum ki bütün yorumlara hakim olun. Bunu böyle de yapmaya devam edeceğim. Bazı arkadaşlardan hala ısrarla tepki geliyor. Hocam denemenin çözümü çok uzun, çok uzun, çok uzun diye. Ama bunlar çok önemli konular. Bakın AYT matematikte zaten 30 tane soru çıkıyor. Bunun 15 tanesinden yani %50'sinden bahsediyoruz. Ve içerisinde bütün diğer konuları da barındırıyor. İkinci derecen denklemi, parabolü, eşitsizliği, işte efendime söyleyeyim fonksiyonda dönüşümleri, ötelemeleri, tyt fonksiyonları, polinomları her şeyi barındırıyor. <laughs> Dolayısıyla benim her konuya belli bir ölçüde değinmem ve size konu tekrarıyla bunu anlatmam lazım. Başka türlüsü içime sinmiyor. O yüzden maalesef şöyle bir yöntem var tabii ki. Sana 50 dakikalık 55 dakikalık 1 saatlik video uzun geliyorsa bak alternatif yolumuz var. İçerisinde her denemenin 25-30 dakikalık çözümlerine sahip olduğu bir kare kod da var. Oradan da izleyebilirsin. Ama öyle yaptığın zaman da hani 25 dakika izleyip anlamadım demeyeceksin gelip bana tamam mı? Hem 20 dakika olsun hem de her şeyi anlayayım öyle olmaz. Hem 3 kuruş olsun, hem 5 kuruş olsun, hem cam kenarı olsun olmaz. Tamam mı canım benim? Şimdi 3. denemenin çözümlerine başlıyorum. Hazırsanız çok güzel yorumlar var böyle. Ya tiltin başına geçtiğim zaman arkadaşlar ben zaten özellikle AYT matematiğe aşık bir öğretmen, matematik öğretmeni olarak yani e, AYT de kralı bunlar olduğu için yani seviyorum ya. Keyif alıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi canlarım. Üçüncü denemenin çözümlerine artık başlıyoruz. Şimdi birinci soruyla başlıyorum ben. E, yine limit, limit, e, türev falan diye gidiyor. Artık sıralamayı biliyorsunuz. ÖSYM'nin akışına birebir uygun. Şimdi diyor ki gerçel sayılarda gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı olan f fonksiyonu için şöyle bir f fonksiyonu tanımlamış arkadaşlar. Buna göre şu limitleri soruyor. Yani bu limit eksi bu limit diyor. Şimdi bak öncelikle şu fonksiyonu bir çarpanlarına ayırmak istiyorum. Yukarıyı x parantezine ayırıyorum. Alıyorum x parantezinde x kare eksi x eksi 6 yapıyor. Bu pay kısmı. Bölü payda kısmında da iki kare farkını kullanırsak ne gelir arkadaşlar? x eksi 3 çarpı x artı 3 gelir. Burada herhangi bir problemimiz var mı? Yok. Şimdi şöyle yapacağız. x çarpı burası x'e x diye ayrılır. Burası eksi 3'e artı 2 diye ayrılır. Değil mi çarpımlar eksi 6? Evet. Yani burası x eksi 3 çarpı x artı 2 diye çarpanlarına ayrılabiliyor. Sonra bölü diyoruz aşağıya bakıyoruz aşağısı da x eksi 3 çarpı x artı 3 diye çarpanlarına ayrılıyor. Şimdi şuradaki x eksi 3'leri sadeleştirirsek bu fonksiyonun son hali x çarpı x artı 2 pay kısmı yani üst kısmı bölü diyeceğiz aşağıdaki kısmı da x artı 3 bölü X artı 3. Burada en fikir miyiz? Tamam. Şimdi ifadesinin değeri kaçtır diyor. Öncelikle 3'ü götürüp f'te yerine yazacağız. Bu zaten iki polinom fonksiyonun birbirine bölümü olduğu için limiti götürüp yerine yazabiliriz. Süreklidir yani. 3'ü şu limit için konuşuyorum. Şurası için konuşuyorum. E, hatta şöyle diyelim. Neyse uzun uzun yazmaya gerek yok. Birinci limiti konuşuyorum arkadaşlar. 3'ü yerine yazdığım zaman 3 çarpı 3 artı 2'den 5 yapar bölü aşağısı da 3 artı 3'ten 6 yapar. Tamam mı? Peki yani 5 bölü 2 yapıyor burası şöyle sadeleştirince 5 bölü 2. Eksi şimdi şu limiti konuşalım bakın fx eksi 1 diyor fx eksi 1. Şimdi bu fx ya ben fx eksi 1'i nasıl oluştururum? x gördüğüm yere x eksi 1 yazarak değil mi? x gördüğüm yere x eksi 1 yazarsam bak ne oluyor? x eksi 1 çarpı X gördüğüm yere şurada x eksi 1 yazarsam x eksi 1 artı 2'den burası x artı 1 yapıyor. Bölü paydaya bakıyorum şimdi. Paydada arkadaşlar x yerine x eksi 1 yazarsam burası da x artı 2 yapıyor. Şimdi bu bizim fx eksi 1'imiz. Şimdi şu limit diyor ki bize limit x eksi 1'e giderken fx eksi 1 yani bu, yani bu arkadaşımız bu arkadaşımız bölü x artı 1 onu da şöyle çarpı 1 bölü x artı 1 diye göstereyim bölü x artı 1'i zaten şuradaki x artı 1'ler gidiyor hop bitti şimdi burada limit de x yerine eksi 1 yazacağım eksi 1 yazarsam yukarı taraf eksi 2 yapar aşağı tarafta eksi 1 artı 2'den 1 yapar eksi 1 bölü 1 yapar yani eksi 2 o zaman ikinci limitimizin sonucu da eksi 2 Eksi 2 diyeceğim. Eksi eksiyi artı yaptı. 5 bölü 2 ile 2'yi toplamam gerekiyormuş. 2 kere 2 4 5 daha cevabımız 9 bölü 2 olarak bulunacak. Yani D şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam mı? Birinci sorumuzun cevabı D imiş. 2 ile devam ediyorum. Şimdi diyor ki gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olan f ve g fonksiyonları için f çarpı g fonksiyonu gerçel sayılarda daima süreklidir. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun sürekliliği için 3 tane durumumuz var. 1. Fonksiyonumuz her gerçel sayıda sürekli ise her gerçel sayıda tanımlı olmak zorundadır. 2. Fonksiyonumuz her gerçel sayıda limitli olmak zorundadır. 3. Fonksiyonumuzun her gerçel sayıdaki limiti tanımına eşit olmak zorundadır. Mesela birinci öncül için baktığınız zaman limit x1'e giderken fx çarpı gx'te bu 1'i götürüp yerine yazabiliyoruz. Yani limiti tanımına eşit oluyor. Çünkü sürekli x eşittir 1'de. Birinci öncül doğru. Birinci öncül doğru. X'i, x, x eşittir 1'i götürüp yerine yazabiliyoruz. Ne zaman yazabiliyorduk? Sürekli olduğu zaman yazabiliyorduk. Doğru. Birinci öncül doğru. 2. f eksi g gerçel sayılarda süreklidir. Arkadaşlar f çarpı g'nin sürekliliğinden, yani f çarpı g fonksiyonu eğer sürekli bir fonksiyonsa biz burada f'in ve g'nin ayrı ayrı sürekliliğinden bahsedemeyiz. Yani f süreksiz bir fonksiyon olabilir. g süreksiz bir fonksiyon olabilir. Ama f çarpı g sürekli bir fonksiyon haline gelebilir. Yani f fonksiyonunun x eşittir 1 de limiti yoktur. g fonksiyonunun da x eşittir 1 de limiti yoktur. Ama bu ikisini e, yani x eşittir şöyle demek istiyorum. x eşittir 1 de mesela f'e sağdan yaklaşırken değer başkadır. f'e soldan yaklaşırken değer başkadır. G'ye sağdan yaklaşırken bir de limit başkadır. G'ye soldan yaklaşırken limit başkadır. Ama F'in soluyla G'nin solunu çarptığımda çıkan değerle bunun soluyla bunun solunu çarptığımda çıkan değer aynıdır. Yani şundan bahsediyorum. Bu 3'tür, bu 2'dir, bu 2'dir, bu 3'tür. Attım tamam mı? Şimdi G'nin sağındaki limit 2, solundaki limit 3 olsun. O zaman G limitli değil. Yani sürekli değil. F'in solundaki limit 2, sağındaki limit 3 olsun. E bu da f de limitli değil yani sürekli değil. Ama sağ, e, f ile g'nin çarpımına baktığınız zaman sağdan 6 soldan 6 bakın 6 da limitli. E, sürekli de olabilir yani anlatabiliyor muyum? Yani f ile g'nin ayrı ayrı sürekli olması gerekmez f çarpı g'nin sürekli olması için. Dolayısıyla f eksi g içinde herhangi bir yorum yapamayız. F ile g'yi sürekli deseydik bir yorum yapabilirdik ama şu anda yapamıyoruz. Bu doğru değil. F ve G fonksiyonlarının her noktada limitleri vardır. Bak F ile G'nin her noktada mesela F ile G'nin atıyorum bu x bir noktası olsun. Bir de limitleri yok. Ama F çarpı G'nin bir de limiti var gördüğün gibi. Yani F ve G'nin her noktada limiti vardır diyemem. Tamam Bunu söyleyemem. Dolayısıyla daima doğru olan yalnız birdir. A şıkkıdır. Tamam Böyle çarpımın grafiği ile alakalı süreklilik soruları çözeceğiz yine. Denemelerimizin içerisinde var. Şimdi böyle iç içe geçmiş köklerde bir türev sorusu çözelim. F türev 5 kaçtır? Şimdi hemen türevini alıyorum. Bakın, f türev x. Şimdi bana hemen hatırlayın kök x'in türevini söyleyin. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x çarpı içinin türevi 1. Bana kök f x'in türevini söyleyin. O da 1 bölü 2 kök f x çarpı içinin türevi f türev x. Bak şimdi. Şimdi şunu komple f olarak alıyorum. Bunu komple şöyle f olarak alıyorum. O zaman 1 bölü 2 kök. Bak 1 bölü 1 bölü 2 kök diyeceğim. 5x artı kök 5x. Şu an 1 bölü kök 2 kök fx yaptım. Çarpı içinin türevi. İçi dediğimde şurası. 5x artı kök 5x'in türevi. 5x'in türevi 5 artı kök 5x'in türevi de 1 bölü 2 kök 5x. Çarpı bir de 5x'in türevi var. 5. İşte türevimiz bu. Türevinde 5 yaz diyor. Hemen yazıyorum. F'in türevinde 5 eşittir. Şimdi bak şurada 5 yazarsam 5 kere 5'ten burası 25 olur. Kök dışına 5 diye çıkar. Burada da 5 yazdığım için burada 25 olur. 25 artı 5'ten 30. Yani 1 bölü 2 kök 30 çıktı orası. 1 bölü 2 kök 30 çıktı. Çarpı köşeli parantezde 5 artı x yerine burada 5 yazarsanız arkadaşlar 25 kök dışında 5 diye çıkar 5 e, 5 kere 1 5 yukarı taraf 5 aşağısı da 2 çarpı 5 2 çarpı 5 tamam mı? Şimdi şunlar gitti e, ne oldu 1 bölü 2 kök 30 çarpı burası da 5 artı 1 bölü 2 yani 11 bölü 2 yaptı 11 bölü 2 Burası da yukarı taraf 11 aşağı tarafta 2 kere 2 4 kök 30 yaptı. Cevabımız bu. Var mı şıklarda? Yok. E genelde payda da köklü olduğu zaman şıklarda olmuyor. Ben hemen bunu kök 30 genişletiyorum. Bunu kök 30 da genişletirsem yukarı taraf 11 kök 30 yapar. Aşağı tarafta 4 çarpı 30 yapar. Yani cevabımız 11 kök 30 bölü 120 olarak bulunacak. O da sanırım A şıkkında mevcut. Tamam güzeller. Bunu da halletmiş olduk 3. soruda. Geldim dördüncü sorumuza. Gel. Diyor ki en pozitif bir tam sayı olmak üzere sana bir fonksiyon verdim diyor. Polinom fonksiyon. X eşittir 1 absisi noktada teğet olan doğrunun eğimi M1. X eşittir 2 absisi noktada teğet olan doğrunun eğimi M2 falan diye gidiyor. M2, M, 2 m M2, M3 ve Mn bir aritmetik dizinin ardışık terimleri ise A kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapmamız gerekiyor. Bak Şimdi, f fonksiyonunun x eşittir 1 noktasındaki teğtinin eğimi o noktadaki türevidir. Dolayısıyla önce ve f'in türevini alacağız. Alacağız, yani alacağız. f'in türevini alıyorum. 3 başa geçti, 3 çarpı a eksi 2 x kare. tamam mı? Artı 2 çarpı a artı 1 x artı 3. Tamam, fonksiyonumuz bu. Şimdi x eşittir 1'deki teğetinin eğimi yani f'in türevinde 1 eşittir. Nedir türevinde 1 yerine yazdığım zaman? 3 çarpı a eksi 2 yaptığı artı 2 çarpı a artı 1 yaptığı bir de artı 3 yaptı. Bu arkadaşlar m1'e eşit. Bu m1. Düzenleyelim m1'i bulalım. m1 eşittir. Ne gelir? 3a 2a daha buradan 5a geliyor. Eksi 6 eksi 6 artı 2 daha eksi 1 e, şey e, şurası eksi 6 burası da artı 5 artı 2 artı 3'ten artı 5 eksi 1 geliyor 5a eksi 1 m1 bu şimdi f'in 2'deki türevine bakarsam o da m2'yi verecek 2 f türev 2 yerine yazıyorum yani x yerine 2 yazıyorum o zaman 2'nin karesi 4 4 kere 3'ten 12 yani 12 çarpı a eksi 2 geliyor bu sefer artı M, e, x yerine 2 yazarsam 4 çarpı a artı 1 geliyor bu sefer. Yanında da bir de artı 3'ümüz var. Şimdi düzenleyelim bunu. 12 a 4 a da 16 tane a geliyor. İsterseniz aynı formatta yazmaya gayret edelim. Yani m d2 ne oluyor o zaman? E, m d2 değil ya m2. d2 nereden çıktı? m2 ne oluyor o zaman? 12 a 4 a da 16 a Eksi 12. Eksi 20. Eksi 17. Eksi 17 oluyor. Şimdi son olarak f türev 3'ü hesap edelim. 3'teki türevine bakalım fonksiyonun. O zaman da ne olacak? Türevinde 3 yazıyorum bak. Türev şu. Türev şu. 3'ün karesi 9. 9 kere 2 27 yapıyor. 27 çarpı a eksi 2 artı. E 3 yazarsam 6 çarpı a artı 1 yanında da artı 3 var. O zaman m 3ü hesaplamak istersem 27 6 da 33 tane a geliyor eksi 54 eksi 48 eksi 45 eksi 45 geliyor bu da m3. Şimdi arkadaşlar bakın bu m1 bu m2 bu m3 bunlar aritmetik dizinin ardışık terimleriymiş. O zaman m3'ten m2'yi çıkarttığımda olan değer m3 eksi m2 ne çıkıyorsa M2 eksi M1'inde o çıkması lazım. Aritmetik dizilerde biliyorsunuz ki ortak farklar aynıydı. Ardışık e, terimler arasındaki farklar eşit olmalı. 2, 4, 6 gibi. Bunun bununla farkı, bunun bununla farkında eşit olmalı. 4 eksi 2, 6 eksi 4. M3'ten M2'yi çıkartıyorum. 33'ten 16 çıktığı zaman ne kalıyor arkadaşlar? 17 mi kalıyor? 17 A yaptı o zaman. Peki eksi 45 artı 17 ne yapar? Eksi 45'ten eksi 17'yi çıkartıyorum. Artı yapar 17. 45, 35, 28 mi yapar? 17A eksi 28 eşittir. M2'den M1'i çıkartıyorum. 16'dan 5 çıkarttığım zaman 11A yapar. Eksi 17 eksi, eksi 1 artı 1 olur. Eksi 16 yapar. Güzel. Şimdi bunu bu tarafa atalım. 17'den 11 çıktı. 6A yaptı. Bunu karşı tarafa atalım. 28'den 16 A, 16 12 yaptı. Buradan da A eşittir. 2 yaptı. Doğru cevabımız da D şıkkı olarak bulunmuş oldu. Tamam mı? 4'ü de böylece halletmiş oldum. Geldim 5. soruya. Bakın çok güzel bir soru. Hem türev hem integral sorusu aslında. Şimdi soru diyor ki gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli olan f fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda gösterilmiştir diyor. Bak türevinin grafiği. Türevinin. Sonra diyor ki fx fonksiyonu y eksenini y eşittir bir ordinatı y eşittir bir olan noktada kestiğine göre değerlerinden hangileri kesinlikle negatiftir. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir f'in türevi fonksiyonunu bir yazmaya çalışalım. Bu kolay bir fonksiyon. Bunu yazmaktan kaçınma. Parçalı bir fonksiyon sonuçta. Şimdi bak şöyle fx eşittir. Parçalı değil mi? Evet. E, kritik noktası ne? Yani nereye göre parçalanmış? 0. x eşittir 0'a göre. 0'dan küçükken ayrı 0'dan büyükken ayrı. Gördüğünüz gibi fonksiyonun e, türevinin x eşittir sıfırda değeri yok. Yani fonksiyonun türevi x eşittir sıfırda tanımlı değil. Zaten kırılma noktası orada tanımlı olmayacak. Bu sonuçta türevinin grafiği kendisinin değil. Şimdi x sıfırdan küçükken hangi değerleri almış? Sadece bir değerini almış. O zaman buraya bir yazıyorum. Peki şimdi x sıfırdan büyükken ne olmuş? Orijinden geçen bir doğru bak sağ tarafta. O zaman şöyle yapalım. Bir tane a alalım pozitif bir a. A büyük sıfır, nereye yazayım şuraya. A büyük sıfır olmak üzere bu doğrunun denklemine de eksi ax diyorum bir dakika hocam niye eksi ax dediniz şimdi orijinden geçen doğruların e şey denklemi y eşittir mx'tir m de onların eğimidir şimdi bu doğrumuz arkadaşlar bunu uzattığınız zaman yani bunun uzantısını çizdiğiniz zaman sola yatık yani eğimi negatif olan bir doğru olarak gözüküyor dolayısıyla ben bunun başındaki katsayı yani a'yı pozitif alırsam eksi a demem lazım ki eğim negatif olsun eksi ax formatında bir fonksiyon tamam mı şimdi bakın Buradan neye geçeceğim? Buradan fonksiyonun kendisine geçeceğim. Hemen geçiyorum fonksiyonun kendisine. Fonksiyonun kendisi fx. E peki fonksiyonun türevinden kendisine geçerken ne yapıyorum? İntegral alıyorum. Peki birin integrali x arkadaşlar. x artı c. Tamam mı? Bak şimdi burada bir şey göstereceğim sana. Küçüktür sıfır. Şimdi şuna dikkat et. Fonksiyonu y eksenini y bir noktasında kesiyor. Yani sıfıra birde kesiyormuş arkadaşlar. Noktamız sıfıra bir. Yani Fonksiyonun türevinde sıfır tanımlı değil ama fonksiyonun kendisinde sıfır tanımlı. Peki sıfırı nereye tanımlı koyacağız? Yani x sıfırdan küçük eşit mi diyeceğiz büyük eşit mi? O hiç fark etmiyor. İkisinde de aynı çıkmak zorunda. Çünkü fonksiyonumuz tüm gerçel sayılarda sürekli. Tamam mı? Yani fonksiyonun sıfırın solunda başka bir değeri sağında başka bir değeri olamaz. Orada değerinin aynı olması lazım. O yüzden istersen burada yaz yerine yani de ki Sıfırdan küçük eşit olsun. Sıfır yazınca bir çıktığına göre x yerine sıfır yazınca bir çıkması için c'nin bir olması lazım. O zaman burası bir. Diye de düşünebilirsin. Tam tersini de düşünebilirsin. İkisi de olur arkadaşlar. Yani bunu şöyle yapıp bunu c diye bırakıp birazdan burada alacağım integralde de aynısını yapabilirsin. Bak şimdilik böyle yapayım tamam mı? diğerinde göstereceğim. Yani 0 yazınca 1 çıktığı için 1'in integrali x yani x artı c 0 yazınca da 1 çıktığı için x artı 1. Yani x'in solundaki denklemimiz x artı 1'miş fonksiyonun. Şimdi x'in sağındakine bakıyorum. Burada integral alıyorum. Yani eksi a x kare bölü 2 artı c diyelim. Buna da c1 diyelim. Önceki c ile karışmasın. Bu da arkadaşlar x'imizin 0'dan büyüktür hali. E şimdi x eşittir 0 bu fonksiyon sürekli değil mi? Sürekli. Bak yukarıda diyor ki gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli. O zaman 0'ı bu tarafta yerine yaz 1. Bu tarafta yerine yaz. Bu gider C1. C1 eşittir 1. O yüzden ikisinde de 1 çıktığı için hangisinde eşittir yaptığınız fark etmez. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz. Bunu şöyle kaldırabilirsiniz. Burada da eşitlik koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. Aynı şey. Tamam mı canlarım? Peki fonksiyonumuz böyle. Fonksiyona geçiş yaptık şu anda. Şimdi hangi değerler değerlerinden hangileri kesinlikle negatiftir diyor. Şimdi götürelim. F eksi 5'i bulalım önce. F eksi 5. Eksi 5'i nerede yerine yazıyoruz? Yukarıda. Yazdım eksi 5'i yerine. Eksi 4 geldi. O zaman F eksi 5 kesinlikle negatiftir. F eksi 1. Şimdi eksi 1'i nerede yerine yazıyorum hocam? Eksi 1'i de yukarıda yerine yazıyorsun. Sıfırdan küçük. Ne gelir? Eksi 1 artı 1'den 0. 0 negatif mi? Hayır bu gitti. Peki F 3. 3'ü nerede yerine yazıyorum? 3'ü aşağıda yerine yazıyorum. 3'ü yerine yazdım. Eksi 9a bölü 2 artı 1. İşte burada dur. Sen a'nın pozitif bir sayı olduğunu biliyorsun. Bak a'yı pozitif aldık. Ama ne kadar pozitif bilmiyorsun. Mesela a'yı 2 alırsan. a eşittir 2 alırsan. Burası eksi 9 artı 1'den eksi 8 gelir. Hiçbir problem olmaz. Yani sen bunu ne alırsın? Ee, yani f3'ü eksi 8 yani negatif bulmuş olursun. Yani buna evet negatiftir dersin. Ama burayı öyle bir a değeri vererek birden küçük yaparsın ki o zaman da e, sonucumuz pozitif çıkar. Mesela atıyorum a yerine git 1 bölü 36 yaz. Hani sadeleşsin diye yapıyorum. Eksi 9 çarpı 1 bölü 36 kaç yapar? Eksi 1 bölü 4 yapar. Eksi 1 bölü 4 Bölü 2. Yani çarpı 1 bölü 2 ne geldi? Eksi 1 bölü 8. Bak burası eksi 1 bölü 8. Eksi 1 bölü 8 artı 1 kaç gelir? 7 bölü 8 de geldi pozitif geldi. İşte bunu bilemiyoruz. A'nın pozitif ama ne kadar pozitif olduğunu bilmediğimiz için 3. öncüyle doğru diyemeyiz. Yalnız 1 olacak ve A şıkkını işareteceğiz. Ne demek istediğimi güzel bir şekilde anladığınızı düşünüyorum 5. sorumuzda. Geldim 6. soruya. Bak şimdi fx fonksiyonu vermiş. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Efendim, duya efendim. <laughs> efendim duyamadım. fx nasıl bir fonksiyon? Polinom bir fonksiyon. Peki. Fonksiyonunun 1'e 3 noktasında yerel maksimum olduğuna göre. Peki bana şunu söyle. Bir polinom fonksiyon yerel maksimum noktasını nerede alır? Türevinin sıfıra eşit olduğu yerde alır. Polinom fonksiyonlarda arkadaşlar. bak yerel maksimum her zaman türevin sıfıra eşit olduğu yerde olmaz. Ama polinom fonksiyonlar hiç, ne, mesela nerede o yerel maksimum e, türevin sıfır eşit olduğu yerde olmaz. Mesela şöyle bir fonksiyon verdim. Bak şimdi. Şöyle bir fonksiyon verdim. Attım fonksiyonu. Burada tam fonksiyon artmaktan azalmaya geçmiş. Burası bir yerel maksimum nokta. Burası. Ama türev yok burada. Kırılma noktasında türev olmaz. E, o zaman nasıl olacak hocam? İşte polinom fonksiyonda kırılma noktası olmaz. Polinom fonksiyon yılan gibidir böyle. Adana yılanı gibi gider. Dolayısıyla bir polinom fonksiyonda yerel maksimumdan bahsediyorsak o nokta kesinlikle türevinin sıfıra eşit olduğu yerden geliyor. O yüzden biz hemen bu fonksiyonun türevini alıyoruz. F'in türevindeyiz. Aldım türevini. 3x kare eksi 4mx artı 5. E ne yapacağım hocam ben şimdi bu türevle bak şimdi. 1'e 3 noktası yerel maksimum olduğuna göre bu x eşittir 1 yerel maksimum noktanın apsisi. Yani bu x eşittir 1 şuranın apsisi. Şöyle. E arkadaşlar bu tepe yaptığı noktada teğetin eğimi 0 değil mi? Yani aslında yerel maksimumda türev 0. Yani aslında 1 noktasında fonksiyonun türevi 0. Yani f türev 1'in 0 olması lazım. Bu kesin. Bir polinom fonksiyon yerel maksimum noktasının apsisinde de 0 türevine sahiptir. Bundan dolayı e, peki bir de fonksiyonda 1 yazınca 3'e eşit oluyor. Hocam bunu nereden biliyorsunuz? Arkadaşlar bak oğlum saçmalama bak. <laughs> Arkadaşlar 1'e 3 noktası bu nokta bu fonksiyonun yerel maksimum noktası. Bak bu fonksiyonun noktası yerel maksimum noktası yani o fonksiyonun noktası yani yerel maksimum nokta o fonksiyonun üstünde olmak zorunda zaten. Dalga mı geçiyorsun? Tabii ki üstün nedir? Yani f1 3'tür. F'in türevinde 1 de 0'dır. Bu ikisinden soruyu çözebiliriz. Öncelikle f'in türevinde 1'i 0'ı konuşalım ve m'yi bulalım. 1'i götürüp yerine yazıyorum. 3 eksi 4 tane m artı 5 eşittir 0 yapıyor. Buradan 4 tane m eşittir 8 yapıyor. Buradan da m eşittir 2 yapıyor. Şimdi f1'in 3 olmasını kullanalım. Soruda x yerine 1 yazalım. Soruda verilen fonksiyonda. Yani burada x gördüğüm yere 1 yazıp 3'e eşitliyorum. O zaman 1 eksi 2 tane M artı 5 artı 1 tane N eşittir 3'e. M2 zaten şurası eksi 3 yapar. Eksi 3 artı 5 2 yapar. Karşı tarafa atınca N eşittir 1 yapar. M eşittir 2 ve N eşittir 1 geldi. Bize 2 ile 1'in toplamını soruyor. 2 ile 1'i toplarsak 3 yapar. Yani C şıkır işaretlerisi tamam mı? Bir daha söyle. Bir daha söyle. Bir daha söylüyorum. Polinom fonksiyonların yerel maksimum ve yerel minimum noktalarında türevin 0 olduğunu unutmayın. Tamam mı canlar? Evet yedinci soru bir maksimum minimum sorusu. İleride bununla ilgili biraz daha karmaşık yorumlar yapacağız. Burada bir hazırlanalım mevzuya. Şimdi arkadaşlar yarı çap uzunluğu iki birim olan bir kürenin içine diyor. O küre. O zaman şöyle bir ee, küre çizelim. Şu küremiz olsun. Yarı çap uzunluğu iki birimmiş bu kürenin. Tamam. İçerisine e, silindir yerleştireceğiz. ha Ve en büyük hacimde o zaman böyle silme yerleştirmemiz lazım. Bak şöyle silindiri şöyle şöyle silindirimizi yerleştirdik. Hatta silindir olduğunu böyle net bir şekilde belli edebilmek için şöyle ölçekli olarak küçültüp bunu da şuraya şöylece isterseniz şöyle getireyim. E, yani şekli olabildiğince böyle mantıklı çizmeye çalışıyorum sevgili canlarım. Şöyle içerisine bir silindir yerleştiriyoruz. Bence güzel oldu yani. Şimdi bu kürenin merkezi olsun. Şu kürenin üzerindeki yüzeyindeki bir A noktası olsun. Bu merkezle burayı birleştirdiğin zaman aha da bu yarıçap olur zaten. Yarıçap uzunluğu 2 birimmiş. Şurası şöyle 2 birim. Tamam mı? Şimdi biz bu kürenin içine yerleştirilecek silindiri maksimum hacimde olmasını istiyorsak Bunların merkezlerinin çakışması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın şöyle yapacağız. Buranın şöyle. Dolayısıyla arkadaşlar, bakın biz silindirin taban yarıçapını, taban merkezini şurası kabul edersek, e, şurayı birleştirdiğimiz zaman bakın şuradaki mesafe silindirin taban yarıçapıysa, aynı şekilde şuradaki mesafe de silindirin taban yarıçapıdır. Silindirin taban yarıçapına r diyelim, tamam mı? Şimdi silindirin tam olarak şu taban yarıçapı, bu dediğim gibi tam olarak oturduğu için merkezlere oturduğu için şuradaki mesafe ile şuradaki mesafe ile şuradaki, şuradaki mesafe eşit olur. Zaten bize hacmin silindirin yüksekliğini soruyor. Ben buraya h diyeyim buraya da h diyeyim silindirin yüksekliği 2 h arkadaşlar. Hani h deyip h bölü 2'lerle uğraşmak istemedim. h h dedim bize 2 haşı soruyor. h h. Peki şimdi şurada pisagor yapalım. Pisagor yaparsak H kare artı R kare eşittir 4 gelir. Bu bir. İki, silindirin e, en büyük hacimde olmasını istiyor. O zaman silindirin hacmini konuşalım. Silindirin hacmini bilmeniz gerekiyor. Nedir arkadaşlar? Pi R kare çarpı H. Yani taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımız daire olduğu için Pi çarpı R kare yüksekliğimizde H değil 2H olacak. Yüksekliğimize biz 2H dedik çünkü. Pi R kare çarpı 2H dedik. Tamam mı? Dikkat edin. Şimdi biz bunun Maksimum olmasını istiyoruz. O zaman önce bunu tek değişkene düşüreceğiz. Sonra türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Tek değişkene düşürmek çok kolay. H kareyi karşı tarafa atarsanız zaten R kare eşittir. 4 eksi H kare oluyor. Aa, çok güzel. O zaman bakın pi çarpı R kare yerine 4 eksi H kare yazdım. Yanında da ne var? 2 H var. Şimdi V silindiri son olarak yazalım. Pi çarpı şu 2 H'ı içeri dağıtalım. 4 kere 2'den 8 H eksi 2 tane H küp. Bu bizim silindirimizin Tek değişkenli denklemi. Pi sabit sayı zaten. Onu değişken olarak alma. Şimdi silindirin türevini alıyorum. hacminin. Pi çarpı. Direkt buranın türevi. 8 eksi 6 h kare. Eşittir sıfıra. Türevini alıp sıfıra eşitledim. Şuranın sıfır olması lazım. Buradan 6 h kare eşittir 8 yapar. Buradan h kare eşittir 8 bölü 6 yapar. Yani 4 bölü 3 yapar. Buradan da arkadaşlar H eşittir. Kök 4 2 bölü kök 3 yapar. H'ımız 2, 2 bölü kök 3. Ama bize sorulan H değil 2H. Yüksekliğe 2H dedik. O zaman cevabımız 2 çarpı 2 bölü kök 3 olacak. Yani 4 bölü kök 3 olacak. Ama şıklarda 4 bölü kök 3 yoktur. E, kök 3 de genişletirsek 4 kök 3 bölü 3. Cevabımız D şıkkı olarak bulunmuş oluyor tamam mı? H bölü 2 derseniz biraz daha işlem uzar dememek için... 2 iki h demek bana daha mantıklı geldi 7. sorumuzda. 8 e devam ediyorum. İntegralin eşitini soruyor. Arkadaşlar bakın her zaman integralde bunu böyle böyle integralin alamayız. Değişken değiştirmemiz lazım. Her zaman bakın türevi içerisinde mevcut olan ifadeyi u deyin. Bakın eğer buna u derseniz 1 bölü x'e u derseniz her iki tarafın diferansiyelini aldığınız zaman 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x karedir çarpı dx eşittir du. Bu x üzeri eksi 1 diye yazın. Üstü başa geçirip bir azaltın, Eksi 1 bölü x kare çıkıyor zaten. Bak bizim integrali de şöyle düzenleyeyim. Bir şey göreceksin. F'in türevinde 1 bölü x çarpı dx çarpı 1 bölü x kare diye parçaladığım zaman şunu görmüş olacaksın. 1 bölü x kare dx. Bak burada eksi 1 bölü x kare dx var. Eksiyi dış, e, karşı tarafa geçir. 1 bölü x kare çarpı dx yerine eksi du yazabiliyorsun. O zaman gel. Eşittir. integral tamam mı? F türev. F türev. 1 bölü x'e u dedim. F türev u çarpı ee, 1 bölü x kare dx yerine de eksi du yazdım. Şimdi bu eksiyi dışarı çıkar. Eksi integral f türev u du. E türevle integral birbirini götürecek. Cevabımız eksi f u artı c yapacak. Peki biz ne u demiştik? 1 bölü x'e o zaman cevabımız eksi f 1 bölü x artı c yapacak. O da hangi şıkta? A'nda B şıkkında. B'yi işaretledim ve 9 ile devam ediyorum. Soru 9. Bak fena bir soru değil. Bir şey bir şeye dikkat ettiğin zaman direkt çıkıyor. F gerçel sayılar kümesinde sürekli ve integrallenebilir bir fonksiyondur. F ile F'in eksilisinin toplamı 8'e eşitmiş. Nasıl oluyor bu acaba? Yani F fonksiyonunda f'in içine yazdığım değerle eksilisini topladığım zaman bütün x'ler mi x'ler gidiyor 8'e eşit oluyor. Arkadaşlar çift, içinde çiftli x'li terim olsa bu böyle olmaz. Mesela atıyorum fx eşittir tamam mı? x kare artı 4 olsa hani 4 4 toplayınca 8 geldi diye f eksi x'i yazdığınız zaman eksinin karesinden yine x kare artı 4 gelir. Yani çift, çift dereceli terim almamak lazım sabit dışında. Alırsak olmaz. E, o zaman bu şöyle olabilir. Mesela fx eşittir fx eşittir ee, mesela x artı 4 olabilir x artı 4 olursa f eksi x'i yazdığınız zaman f eksi x eksi x, x artı 4 yapar topladığınız zaman kaç yapar 8 bak geldi gördün mü ee, ama şöyle de olabilir tabi ki bura 2 olabilir e, 2 olursa burası da eksi 2 x olur yine öyle olur yine 8 çıkar ee, hatta bunu birinci dereceden almanıza gerek yok fx'i şöyle bile alabilirsiniz bakın x üzeri 3 artı x artı e, 4 alın fx'i. Sonra bana f eksi x'i yazdırın. x yerine eksi x yazarsam eksi x küp eksi x artı 4 olur. Bunları toplayın yine 8 gelir. Bunlar gider bunlar gider 8. Yani gördüğüm şu. Bizim f fonksiyonumuzun içerisinde x'li terimlerin kuvvetleri tek olacak. Sabit terimler terimi de kesin 4 olacak. Çünkü sabit terimi 4'ten başka bir şey olursa 4 ile 4'ü 4 yani 2 sayıyı toplayıp 2 aynı sayıyı toplayıp 8 elde etmeniz lazım. O da 4 ile 4'tür. 2 a eşittir 4 a eşittir 8 a eşittir 4 yani değil mi? E o zaman biz şunu anladık. fx fonksiyonu sabit terimi 4 olan ve diğer terimleri tek dereceli terimlerden oluşan bir fonksiyon olmalı. Peki hangisini alacağız? Arkadaşlar zaten sorulan integralde f eksi x sınır değerlerde simetrik olduğu için hangisini alırsanız alın. 4 dışında zaten tek fonksiyonlar mutlak değerce aynı sınır değerleri altında 0 yapıyor. Yani aslında arkadaşlar bu sorunun cevabı ne biliyor musunuz? İntegral 4 dx. Yani 4'ün integralini aldığınız zaman soru çözülüyor. Eksi 4 ile 4 sınır değerleri arasında. Yani cevabımız anlatacağım diye böyle olduğunu. 4x sınırlarımızda eksi 4'e. 4'ü yerine yaz 16 eksi. Eksi 4'ü yerine yaz eksi 16. Cevabımız kaç yapıyor? 32 soruyu bitiriyoruz. Cevap C. Peki hocam nereden nasıl oldu o 4? Bak şimdi. Mesela şu 2x artı 4'ü al. fx yerine. O zaman integral eksi 4'e. fx 2x artı 4 ise f eksi x ne yapar? Eksi 2x artı 4. Şimdi bunun integralini al bana. dx. Eksi 2x'in integrali eksi x kare. 4'ün integrali 4x. Sınır değerlerimiz 4'ten eksi 4'e. Bak 4'ü yerine yazınca zaten eksi 16 geliyor. Tamam mı? Bu 4'ü yerine yazınca artı 16 geliyor. Tamam mı? Eksi. Eksi 4'ü yerine yazınca yine eksi 16 geliyor. Eksi 4'ü yerine yazınca eksi 16 geliyor. Şimdi şurası zaten kaç yapıyor arkadaşlar? Şurası 0 yapıyor. Burası eksi 32 yapıyor. Önüne eksi geldi. Artı 32. Bak. Şimdi başka bir fonksiyon. Bu sefer şunu deneyelim bak. İntegral eksi 4'ten 4'e. Şunu deneyelim bu sefer. X küp artı x artı 4. O zaman f eksi x. İntegrali eksi x'i soruyor ya. Eksi x küp eksi x küp eksi x artı 4. Şu anda seni ikna etmeye çalışıyorum. Tamam mı? Dx. Şimdi bak. Eksi x küpün integrali eksi x üzeri 4 bölü 4. Eksi x'in integrali eksi x kare bölü 2. 4'ün integrali de 4x. Sınır değerlerimiz de 4'ten eksi 4'e. Bak 4'ü yerine yaz. 256 eksi 256 bölü 4. Tamam. 4'ü yerine yaz. Eksi 16 bölü 2. 4'ü yerine yaz. Artı 16. Burası üst sınırlar yerine yazıldı. Eksi alt sınırı yerine yazınca. Eksi 4'ün 4. kuvveti yine 256. Önünde eksi var. Eksi 256 bölü 4. E, eksi 4'ü x karede yazınca yine 16. Önünde eksi var. Eksi 16 bölü 2. E, 4x de eksi 4 yazdığın zaman da eksi 16 geliyor. Bak böyle geldi değil mi? Şimdi eksiyi içeri dağıttığın zaman bu arkadaş da bu arkadaş gidiyor. Bu arkadaş da bu arkadaş da gidiyor. E, ne kalıyor? Burada 16 kalıyor. Eksiyi şurada içeri dağıttığın zaman artı 16 da buradan geliyor. Sonuç yine ne geldi? 32 geldi hep 32 gelir. Bu formatta seçerseniz o yüzden cevap C olur. O yüzden dedim işte hani eksi 4 şunu hatırlayın hemen. F fonksiyonu tekse F tekse arkadaşlar integral eksi A'dan A'ya F x D sonucu her zaman sıfır çıkar. E, aynı şey aslında aynı mantık. Bu F tekse F eksi x'in Eksi fx olması gerekiyor tekte. Dolayısıyla bu eksi dışarı çıkarsa eksi integral eksi 4'den 4'e f x. E f tekse burası 0 çıktığı için bunun sonucu aslında 0 olur. Ama bu bizim fonksiyonumuz tek değil. Bizim fonksiyonumuzda çift bir tane terim var. O da son. Sabit terim 4. Dolayısıyla 4'ün dışındakiler 0 yapacak. Sadece 4'ün integralini almanız yeterli olacak soruyu bulmak için. Cevabı bulmak için tamam mı? Bunu da ayrıntılı bir şekilde göstermek istedim size. 10. soruyla devam ediyoruz. Şimdi f fonksiyonu ab aralığında sürekli, ab açık aralığında türevlenebilir fonksiyon olmak üzere ab aralığında x gerçel sayısı için bak güzel bir eşitlik vermiş. Bunu bir daha yazmak istiyorum şuraya. f türev x çarpı integral a'dan b'ye fx dx. Bu integralin sonucu pozitifmiş. Tamam mı? Şunu da sileyim. Bunu sileyim. Şöyle çarpıyı koyayım. Bu sonuç pozitif. O zaman bu türev pozitifse bu integralin pozitif olması lazım. Türev negatifse integralin de negatif olması lazım. Şimdi değil mi? Başka türlü olmaz. Sıfır olamaz zaten hiçbirisi. Şimdi arkadaşlar türevin pozitif olması fonksiyonun artan olması demek. Türevin negatif olması da azalan olması demek. Buradan bir yorum yapabiliriz. Işıklara gelelim. Bir kere cevap kesinlikle... 2 olamaz. Yani 2'deki fonksiyon f'e ait olamaz. Çünkü 2'deki fonksiyon ab aralığında sürekli değil. Buradaki değer c ise eğer c'de bakın soldan limitle sağdan limit farklı c'de limit yok. C'de limit yoksa süreklilik yok. E o zaman AB aralığında sürekli olamaz zaten ikinci öncül. Yani 2'yi direkt eledik. Hiçbir şeye bakmamıza gerek yok. Şimdi 1'e bakalım. Arkadaşlar bir de gördüğüm gibi fonksiyon bu f'in grafiği ya. Hangileri f'e ait olabilir diyor. Bu f'in grafiği ise f burada artan. Yani burada türev pozitif. Türev pozitifse arkadaşlar şu öncülü alacağız. Türev pozitifse buradaki integralin sonucunun da pozitif olması lazım. Peki a'dan b'ye fx dx ne demek? a ile b sınır değerleri arasında f eğrisinin altında kalan alan. Yani bu alan arkadaşlar. Şimdi bu alan x ekseninin üstünde olduğu için bu alana karşılık gelen integral de pozitiftir. O zaman F'in türevi pozitif, integral pozitif. Birinci öncül sağladığı için bu olur. Yani birinci öncüldeki fonksiyon F'e ait olabilir. Şimdi 3'e bakalım. Üçüncü öncüldeki grafik de yine birinci öncüldeki gibi sürekli artıyor. Yani artan. Yani burada da eğer bu F'in grafiği ise burada F türevi pozitif. F türev pozitifse arkadaşlar yine şu öncülü almamız lazım. Yani bu şartı almamız lazım. Yani fonksiyonun integralinin de pozitif olması lazım AB arasında. Yani AB arasındaki sınırı değerde integralin sonucu pozitif çıkmalı. Bu, bakın burada A e, AB arasındaki alanın bir kısmı x ekseninin altında bir kısmı da x ekseninin üstünde. Şimdi x ekseninin altındaki kısma S1 diyelim. Üstündeki kısma S2 diyelim. Gördüğünüz gibi S2 alanı S1 alanından büyük. Dolayısıyla bakın şuraya c derseniz integral a'dan c'ye f x dx artı integral b c'den b'ye f x dx. İşte bu soruda bizim pozitif olmasını istediğimiz integral aslında. integral a'dan b'ye f x dx. Acaba bu pozitif mi? Eğer bu ikisinin toplamı pozitif çıkıyorsa bu integral de pozitif çıkıyor demektir. İntegral pozitif çıktığında türev de pozitif. E türev de zaten pozitif artan. Demek ki üçüncü öncülde de f(n) grafiğine ait olabilir. Peki bu ikisinin toplamı pozitif mi? A'dan C'ye f(x) dx S1'i veriyor. Ama nasıl s veriyor? Eksi s veriyor. Çünkü S1 x ekseninin altında kaldığı için S1'i ifade eden integralin sonucu eksi olmak zorunda. Burası S2'yi ama yukarıda olduğu için artı S2'yi gösteriyor. E, S2 S1'den büyük olduğuna göre bu ifadenin sonucu pozitif. Demek ki bu integral pozitif. Demek ki 3. öncülün grafiği de 3. öncülde f'e ait olabilir. Cevabımız 1-3. C şıkkını işaretleriz 10. sorumuzda. Tamam mı canlarım? Geldim 11'e. Yine güzel bir yorum var bak burada. Yukarıda y eşittir fx ve f türevis fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Taralı bölgenin alanı 14 birim kare olduğuna göre m eksi n artı k toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın yorum 1. Bu f'in grafiği bu f'in türevinin grafiği. Şimdi f'in türevinin grafiğine baktığımız zaman türevi x eksenini 4 ve 9'da kesiyor. O zaman ben şunu söyleyebilirim. f fonksiyonunun 4'teki türevi 0'dır. Çünkü f türev x'in grafiği buysa 4'ü yerine yazınca 0 çıkıyor eksenleri kestiği nokta. Aynı şekilde f türev 9'un da 0 olması lazım. E şimdi fonksiyonun gördüğünüz gibi bakın m ve n 0'a eşit olduğu yerler türevinin. E o zaman arkadaşlar m'nin küçük olan değer yani 4 olması lazım. Bak t'nin eğimi 0. n'nin de 9 olması lazım. Hocam belki bu devam ediyordur başka yerde de türevi 0'dır. Olmaz bak. Fonksiyonumuzun türevi ikinci dereceden Fonksiyonumuzun kendisi 3. dereceden. Fonksiyonumuzun kendisi 3. dereceden olduğu için daha doğrusu türevi 2. dereceden olduğu için parabolik olduğu için türevinin 2 kökü vardır. O 2 kök de buradadır zaten. Başka yerde yok. Başka yerde türevi sıfıra eşit olamaz zaten. Çünkü türevi 2. dereceden 2 tane kökü olabilir en fazla. O 2 tane de burada zaten. Bak türevinin sıfıra eşit olduğu 2 değer. Tamam mı? 4 ve 9. Şimdi bize taralı bölgeyi yani şu sarı bölgenin alanını 14 birim kare vermiş. Şimdi ben bunu integralle nasıl ifade ederim? İntegral 4'ten 9'a 4'ten 9'a bu grafik neyin grafiği? F'in türevinin grafiği. F'in türevinde x dx'in sonucu 14'e eşitmiş. Şimdi buradaki türevle buradaki integral birbirini götürürse f9 eksi f4 eşittir 14 yapar. Tamam mı canlarım? Şimdi bak F9 eksi F4 14. Şimdi F9 ne? Biliyor F, F4 ne? F4'ü biliyorum. M yerine 4 yani M4 ise 4'ü yerine yazdım zaman 6. Yani burası 6. Karşı tarafa atarsam o zaman F9'un da ne olduğunu bulurum? 20 olduğunu bulurum. E F9'da 9'u yerine yazınca K çıkıyor. O zaman bu K'ymış. Bak K 20. K yerine 20 yazdım. M kaç? M4. M yerine 4 yazdım. N yerine 9 yazdım. O zaman 4 eksi 9 eksi 5 20 eksi 5'ten cevabımız 15 yani D şıkkını işaretleyeceğiz 11. sorumuzda. Tamam mı? 11'in cevabı da D şıkkı olacak. Geldim 12. soruya. A, B, C, D ve D, F, kareleri dik koordinat sisteminde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. 11'im, 2 kök 29 birim, A, B, F noktadan 10'dur. Tanjant x kaçtır? Şimdi bak. Bak şimdi. Şimdi şurayı 10 vermiş. Şurayı şöyle 10 vermiş. Karede biliyorsunuz ki bütün kenarlar eşit. Aynı şekilde şurayı 2 kök 29 vermiş. O zaman şuranın şöyle yine 2 kök 29 olması lazım. Şimdi A'nın apsisine bir şey diyelim. Ne diyelim mesela? A'nın apsisine A diyelim. E, hatta şöyle diyelim. A'yı pozitif bir sayı alalım. O zaman A'nın apsisine eksi A dememiz gerek. Çünkü A noktası ikinci bölgede bir nokta olduğu için Apsisi eksidir. A'yı pozitif alırsam A'nın apsisine küçük A diyemem. Eksi A küçük A demem lazım. Çünkü A pozitifse eksi A negatiftir. A'nın da apsisinin negatif olması lazım. Peki o zaman şu uzunluk A birim olur arkadaşlar. Bakın A'nın apsisine şöyle yapayım karışmasın. A noktasının apsisine eksi A dediysem o zaman burası A birim olacak. Tamam mı? Şurası da B birim olsun. Şimdi benzerlik kuralım. Bak burası noktalı açı. Burası çizgili açı olsun. Burası 90. Burası noktalı olur o zaman. Bura çizgili olur. Bura 90. Bak burada 90. Burada 90. Buranın tamamı da şöyle 90. O zaman o zaman noktalıysa şura çizgili olur. O zaman bura noktalı olur. Aynı şeyi F için de yapalım. Çünkü soru A ile F'nin apsisleri toplamını vermiş. Yani F'ye de gitmemizi istiyor. Bakın çizgili şey noktalı açı. Burası 90 olduğu için burası çizgili açı. Burası da noktalı açı. Şimdi bakın öncelikle şu sarıyla boyadığım üçgenle şuradaki sarıyla boyadığım üçgenle şurada sarıyla boyadığım üçgen birbirlerinin eş üçgenleri. Niye? İkisi de 10 birimi görüyor. Burası da 10, burası da 10. 90'lar 10 birimi görüyorsa, açılar da eşitse bunlar eş. Hipotenüsler aynı, diğer açılar aynı. O zaman eşler. O zaman burada yukarıdaki üçgende noktalının karşısı B'yi görüyorsa aşağıda da B'yi görmeli. Çizgininin karşısı da A'yı görmeli. Bu bir. 2. Bir üçgen daha boyayacağım. Bakın bu boyadığım yeşil üçgenle bu boyadığım yeşil üçgen de eş üçgenler. Niye? Çünkü bu üçgenin soldaki yeşilin hipotenüsü 2 kök 29. Sağdakinin hipotenüsü de 2 kök 29. Karenin kenarları olduğu için. Açıları da eşit. Demek ki eşler. Peki o zaman şunu söyleyeceğim. Çizgilinin karşısı, noktalının karşısı burada A'yı görüyorsa burada da noktalının karşısının A'yı görmesi lazım. Tamam. Peki. Şimdi Bakın F noktasının absisine ne demem gerekiyor? Şimdi dikkat ederseniz dikkat ederseniz A ile F'nin absisleri toplamı 10 demiş. Şimdi A'nın absisine eksi A dedim. O zaman F'nin absisine 10 artı A demem gerekiyor ki 10 artı A ile eksi A'yı topladığımda 10 yapsın. E o zaman bura A ise buranın 10 olması lazım. Başka türlü buranın toplamı 10 artı A olmaz. Demek ki OG'yi 10 bulduk. E o zaman şuradaki üçgende bir Pisagor çakalım. 2 kök 29'un karesi 4 çarpı 29 eşittir a kare artı 100. 4 çarpı 29 ne yapıyor arkadaşlar? 4 kere 9 36 116. 100'ü de karşı tarafa attığım zaman 16. O zaman a kare eşittir 16 geliyor. A kare 16 ise a'nın 4 olduğunu bulduk. E o zaman a 4 ise şuradaki üçgeni dışarıda size resmediyorum. Orada şöyle bir üçgen oluştu. Şuradaki açıya x açısı dedik. Karşısı a yani 4 Komşusu da 10. O zaman tanjant x'i yazabiliriz artık. Karşı bölü komşudan 4 bölü 10. Sadeleştirirsek 2 bölü 5 olarak bulunacak. Yani B şıkkını işaretleyeceğiz. Tamam. 12. sorumuzun cevabı da D olarak bulunmuş oluyor. Geldim 13'e. Bak şimdi bu güzel bir soru. Bu sorunun benzeri çıkmıştı aslında üniversite sınavında. Şimdi ben bu soruyu size bir en sık anlatılan metotla anlatacağım. Bir de farklı bir yöntem göstereceğim. İkisine de bakalım. Şimdi diyor ki birer kenarları çakışık olan ABC ve ADC dik üçgenleri şekildeki gibi çizildikten sonra oluşan iki bölge turuncu ve mavi renge boyanıyor. Sonra bazı açıları eşit vermiş burada. Turuncu bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranının x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bakın arkadaşlar öncelikle. Şimdi x şuradaki x açısı şuradaki açıya ben y açısı diyeyim tamam mı? E, o zaman biliyorum ki ben x açısıyla y açısının toplamı 90 derece. O zaman Burası y ise burası 90 ise buradaki açıya x diyebilirim. Büyük üçgene bak. A köşesi 90 B köşesi x. O zaman c köşesinin tamamının da y olması lazım. Onu da şöyle kırmızı ile göstereyim. Tamamının şöyle y olması lazım. Şimdi arkadaşlar alan oranı sorarsa alan oranı sorduğu zaman oran sorusunda herhangi bir kenar belli değilse kenarlara istediğiniz gibi değer verebilirsiniz. Herhangi bir kenara. Sonra oran bulabilirsiniz. O verdiğiniz değer zaten sadeleşecek. Ben şu ABC üçgeniyle ADC üçgeninin ortak kenarına şu AC kenarına 1 diyerek başlıyorum. Yani A da diyebilirim. Sorunun sonunda A'lar sadeleşir. Hani 1 diyeyim ki daha kolay olsun. Buraya 1 dersem şimdi bakın X'in karşısı AD hipotenüsü 1. Sinüs X'i yazmak isteseniz karşısı AD hipotenüsü 1 olduğu için AD. Yani AD sinüs X olur. Benzer şekilde DC de kosinüs X olur. Şimdi ABC'ye bakın. X'in karşısında AC var. Komşusunda AB var. Bana kotanjant X'i yazdırın desem. Komşusu AB. Karşısı 1. AB bölü 1'den AB. Yani burası da kotanjant X. Soru aslında bitti. Niye bitti? Artık üçgenlerin alanını bulacak kenarları trigonometrik oran cinsinden yazabildik zaten. Bana mavi bölgenin alanını söyle dediğim zaman taban çarpı yükseklik bölü 2'den tabanı kos yüksekliği sin. Sin x çarpı cos x bölü 2 dersin bana. Direkt bunu söylersin. Bunu direkt söylersin. Bölü 2. Bana turuncu bölgenin alanını söyle desem. Daha doğrusu turuncu artı maviyi söyle bana desem. Turuncu artı maviyi. Turuncu artı maviye de dersin ki AB çarpı AC bölü 2. Yani kotanjant x bölü 2 dersin. Buradan sonrası tamamen trigonometrik işleme giriyor arkadaşlar. Şimdi bakın turuncu bölgenin alanı. Turuncu bölgenin alanı tüm alandan yani turuncu artı maviden maviyi çıkarmayla bulunur değil mi? Turuncu artı mavi kotanjant x bölü 2. Eksi tu, mavi de sinüs x çarpı kosinüs x bölü 2. Bu turuncunun alanı. Bu böyle turuncunun alanı. Tamam güzel. Şimdi mavinin bölü mavinin alanı diyeceğiz. Bölü mavinin alanı da zaten belli. Sin x çarpı cos x bölü 2. Buradan işlem yaparak bunun sonucunu bulup şıklarda işaretleyeceğiz. Bak şimdi. Kotanjant demek kosinüs bölü sinüs demek. Bir kere arkadaşlar bakın bunun e, bu ikisinin ortak paydası da 2 ya zaten. Bak şöyle bunun ortak paydası 2. Şunu şöyle ortak paydası 2. Iki. İkisinde de 2 iki olduğu için. Paydada da 2 var. Bu ikiler sadeleşebilir. Bu ikiler sadeleştikten sonra aslında şu oranı bulmak yeterlidir. Yani yapacağımız şu. Bunu yapacağız, olayı bitireceğiz. Bak şimdi gel. Gel şimdi. Kotanjant demek kosinüs x bölü sinüs x demek. Eksi burası da sin x cos x bölü 1. Hatta bunu sinüs x ile genişletirsem buraya sinüs x çarparsam burayı sin kare yapmış olurum. Tamam. Bölü paydasında da sin x çarpı cos x var zaten. Tamam. Bak burası da sin x kos x. Şimdi bak yukarısı cos eksi sin kare cos. Yukarıyı kosinüs x parantezine alırsam Kosinüs x parantezinde 1 eksi sin kare kalır. 1 eksi sin kare x kalır. Paydasında ne var? Bölü sinüs x var. Şuradan bahsediyorum. Şu anda şu kesirin üst tarafındayım. Sinüs x. Çarpı. Bunun paydasında da sin var ya. Bunu da 1 bölü sin x çarpı cos x diye çarpım olarak buraya geçireyim. Bak. Bu cos x ile bu cos x birbirini götürdü. 1 eksi sin kare arkadaşlar cos kare demek. Burası cos kare x. Sin ile sinin çarpıda sin kare. Yukarısı cos kare x geliyor. Aşağısı sin kare x geliyor. Kos kare bölü sin kareden de cevabımız kotanjant kare x olarak bulunmuş oluyor. Nerede? Var mı şıklarda kotanjant kare? Var. Hangisinde var? D şıkkında cevabımız D olarak bulunuyor. Tamam. Bu sorunun en popi çözümü, popüler çözümü böyle. Şimdi ben şöyle de bir çözüm getirmek istiyorum size. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar ee, şu küçük üçgende 90 x y, büyük üçgende 90 xy Yani büyük üçgende ABC üçgeni ile e, A bak 90 x y, 90 d, 90 x dediğimiz c, y dediğimiz a, DCA üçgenleri benzerler. O zaman şunu yazabiliriz. Ee, şöyle diyebiliriz. Küçük üçgende x'in karşısı AD'yi görüyor. AD'yi görüyor. Bölü büyük üçgende X'in karşısı AC'yi görüyor. O da eşittir. Küçük üçgende Y'nin karşısı DC'yi görüyor. Büyük üçgende Y'nin karşısı AB'yi görüyor. Aynı şekilde küçük üçgende 90'ın karşısı AC'yi görürken büyük üçgende de BC'yi görüyor. Buradaki AD bölü AC'nin ne olduğunu bir görmeye çalış. Bak şimdi ADC üçgeninde AD X'in karşısı. AC de x'in hipotenüsü. O zaman karşı bölü hipotenüsten aslında AD bölü AC sinüs x demek. Şimdi ben buranın alanına S1, buranın alanına S2 dersem turuncuya. Benzerlik oranı ya sinüs x. AD bölü AC sinüs benzerlik oranı. Benzerlik oranının karesi yani sinüs kare x eşittir alanlar oranı. Hangi alanlar oranı? Küçük üçgenden başladığımız için küçük üçgende AD dedik. Dolayısıyla küçük üçgenin alanının S1'in tamamının alanına oranı. Yani S1 artı S2 oranı. Bak S1 bölü S1 artı S2 neyi veriyor bize? Sin kareyi veriyor. Sadece buradan soru çözülebilir. Nasıl çözülecek hocam? Gel. içler dışlar yap. Şu bu arada bana neyi soruyor? Ben bana neyi sorduğuna bakalım. E, turuncu bölgenin alanının yani S2'nin mavi bölgenin alanına yani S1 alanı ben oraya S1 ve S2 dedim çünkü bunu soruyor ya bana. İçler dışlar çarpımı yap. S1 çarpı sinüs kare x artı S2 çarpı sinüs kare x eşittir S1. Sonra S1'leri bir yerde toplayalım bunu karşı tarafa atalım. S2 çarpı sinüs kare x eşittir S1 eksi S1 çarpı sinüs kare x yapar. Şimdi S2 çarpı sin kare x sol taraf. Sağ tarafı da S1 parantezinde 1 eksi sin kare diye yazayım. Yani cos kare x diye yazayım. Her iki tarafı S1'e bölersem hatta S1 kos'a böleyim. O zaman S2 bölü S1 eşittir. E cos kare x bölü sin kare x gelir. O da tanjant kare x olur. Aynı şekilde buradan da yapabiliriz. Bak benzerlik oranının karesinden giderek de soruyu çözebildik. Tamam mı? Hatta bana göre bu şuradaki işlemi hızlı yaparsanız şundan bile kolay hale gelebilir. Artık sınav esnasında paşa gönlünüz hangisini istiyorsa onu yaparsınız. Geldim 14. soruya. Diyor ki dik koordinat düzeminde o merkezli bir birim yarı çaplı yarım çember ile OKL ve OLM üçgenleri verilmiştir diyor. KL ve M noktaları doğrusal olduğuna göre OLM üçgeninin alanının OKL üçgeninin alanının oranı. Hmm, peki. Şimdi bir kere arkadaşlar birim çember dediğine göre şu kenar şu kenara eşit. Burası 1 burası 1. Burası alfa ise burası alfa. O zaman burası 2 alfa. 2 için toplam 1 dıştan. Şuranın tamamı şöylece düşünün arkadaşlar. Şuranın tamamı şöylece 90 derece şurası şöylece 90 derece olduğu için şuradaki küçük açıya ne kalır? Şuradaki açıya 90 eksi 2 alfa kalır. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu LOM üçgenine bakın. LOM. LOM üçgeninde alfanın karşısı OL. Bak tanjant alfayı yazalım. Tanjant alfa eşittir. Karşısı OL bölü komşusu bir OM. Yani tanjant alfa OL. Yani OL yerine şuraya tanjant alfa yazabiliriz. O zaman bize OLM üçgeninin alanı diyor ya alan OLM. Ya aynısı işte alan LOM ya. Şuraya OLM de diyebilirsiniz. Alan OLM alan LOM aynı şey. Bu alan neye eşittir? Taban çarpı bir yüksekliği tanjant alfa bölü 2. Yani tanjant alfa bölü 2 oluyor. OLM LOM üçgeninin alanı. OLM yazayım da ondan sonra o onu bulmadınız. Bunu buldunuz. Tamam al. O, L, M. O, L M. Tamam mı? Şimdi bir de OKL üçgeninin alanını soruyor. Ha alan OKL. Bu alanı nasıl hesaplayabiliriz arkadaşlar? Bunu da sinüs alanından hesaplayabiliriz. Bakın OKL şurası. Şimdi şöyle hesaplayabiliriz. 1 bölü 2 çarpı KO uzunluğu 1 zaten. OL uzunluğu da tanjant alfa zaten Çarpı aralarındaki açının sinüsün. Aralarındaki açı 90-2 alfa yani sinüs 90-2 alfa diyebiliriz. Bunu da düzenlersek 1 bölü 2 çarpı tanjant alfa çarpı 90-2 alfa birinci bölge. Birinci bölgede sinüs pozitif ama 90 ile yazıldığı için burası kosinüs 2 alfa olur. Ee, oranı diyor değil mi? O zaman tanjant alfa bölü 2'yi tanjant alfa bölü 2. Bu yukarıdaki üçgen yani OLM'nin alanı bölü burası da tanjant alfa çarpı kosinüs 2 alfa bölü 2. Bu ikiler gider, tanjant alfalar da gider. Cevabımız 1 bölü kosinüs 2 alfa olur. E 1 bölü kosinüs sekanttı. O zaman buna sekant 2 alfa diyebilirim. Var mı şıklarda sekant 2 alfa? Var. B şıkkını işaretledim. 14. sorumuzun cevabı da B olarak bulunmuş oluyor ve geçiyorum 15. soruya, son soruya. X artı Y 45 olmak üzere bunun ispatını arkadaşlar şimdi yapmayacağım ama nereden izleyebilirsiniz biliyor musunuz? Ee, trigonometri kampında bunun ispatını yaptım. Hatta 90 günde de yaptım mı hatırlamıyorum ama trigonometri kampında yaptım. Trigonometri kampında tanjantın toplam fark videosunu bulun. Şu an hatırlamıyorum hangi video olduğunu. Onu bulun. Bulursam yorumlara yazarım. Hatta bulan varsa siz de yazabilirsiniz yorumlara. Hangi videoda yaptıysam bunun ispatını trigonometride bir videoda yaptım ya trigonometri kampında. Ama hatırlamıyorum. Of gözlüğümü öyle bir sildim ki eskisinden... <laughs> Eskisinden daha kötü oldu. Şimdi 15'te devam ediyorum hadi bakalım. X artı Y 45 derece ise tanjant 1, 1 artı tanjant X çarpı 1 artı tanjant Y eşit. Tanjantın toplam farkından geliyor bu özellik. Şimdi bu açıların toplamı 45 ise bunların çarpımı 2 oluyormuş. Şimdi kotanjantlı vermiş ama özellik tanjantlı. Dalga mı geçiyoruz? O zaman tabii ki bunları tanjanta çevireceğiz. 1 artı kot 45 zaten tan 45. Burası tanjant 45. Tamam çarpı. 1 artı kotanjant 46 tanjant 44 demek. 44 çarpı 1 artı kotanjant 47 tanjant 43 demek. Bu şekilde gidiyor tık tık tık. Bundan bir önceki terimi düşünelim. 1 artı kotanjant 88'i düşünün. Tanjant 2 demek değil mi? Çarpı 1 artı kotanjant 89'da tanjant 1 demek. Bakın arkadaşlar. Şimdi şu ikisini alın. Tanjant 1 artı tanjant 44 1 artı tanjant 1. 1 ile 44'ün toplamı 45 ya. Bu iki sarının çarpımı 2'ye eşit çarp. Şimdi şunlara bakın. 1 artı tanjant 43, 1 artı tanjant 2. E 43 ile 2'nin toplamı da 45. O zaman bunların çarpımı da özelliğe göre 2'ye eşit. Demek ki 42 ile 3, 41 ile 4, 40 ile 5, 39 ile 6. Bunların hepsi böyle 2 2 gidecek. 44'ten 1'e kadar 44 tane terim var arkadaşlar. Bu 44 tane terim ikişerli ikişerli 2, 2 yaptığı için burada 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den toplamda 22 tane 2 var. Bir de başlangıçta bu arkadaşımız var bunu unutmayalım. Tanjant 45 1 olduğu için 1 artı 1'den buradan da bir 2 geliyor. 22 bir de burada 23 tane 2 olduğu için cevabımız 2 üzeri 23 bulunur. Yani C şıkkını işaretleriz ve 3. denemeye de noktayı koymuş oluruz. Tamam mı? Peki güzel sorular çözdük. Ee, gerçekten bakın bazı soruları tekrar etmenizi isteyeceğim. Bazı sorular 13, özellikle 13'te şu ikinci yolu bir tekrar edin arkadaşlar. O benzerlik oranının karesinden gittim ya. Sadece sin kareyle çözüm soru. Zaten oradaki sin de kendisi çıktı. Ben Hani bazen şeyde zorlanıyorsunuz. Buraya nasıl kosinüs yazacağım? Buraya nasıl kotanjant yazacağım? Benzerlik oranını yazdığım zaman sinüs kendiliğinden geldi. Sonra işlem yaptım zaten. Bakın 11. soruyu tekrar edin. 10. sorudaki yorumu tekrar edin. 9. soruda neden ee, böyle x'lerin kat kuvvetlerini tek alıp bir tane sabit terimi 4 aldık. Mutlaka tekrar etmenizi istiyorum kesinlikle. 5. soruda bu f'in türevinden f'e parçalı fonksiyonda geçişi sürekli olduğu noktayı bunu tekrar edin. Mutlaka tekrar etmeniz gereken sorulardan birisi. Aynı şekilde ikinci soruda öyle. Şöyle bir kazanım tablomu da açacağım. Bir bakacağım şöyle. İkinci denemeye şöyle bir gidelim. Şey üçüncü denemeye bir gidelim. Deneme 3. Bakalım 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 deneme 3. Arkadaşlar burada ikilik sorularımızdan 3 tane, üçlük sorularımızdan 3 üç, üçlük sorularımızdan 2 3 4 5 tane. Yani toplamda 7 tane soru. Hani orta seviye sarılar sınavda çıkmaz arkadaşlar. Net. Yani sarıların sınavda sorulacağını zannetmiyorum ama turuncuların ÖSYM turuncusu bak. Sınavda çıkma ihtimalleri var. Ya çıkarsa çok seçici bir soru sormamış olurlar sarı sorulardan. Ama sarı sorulardan çok fazla ÖSYM'de çıktığı oldu. Ee, mavi soruları ve kırmızı soruları zaten yapabiliyorsanız ÖSYM'de çıkan türev, integral, limit, trigonometri sorularını gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 3. denemeyi de böylece halletmiş olduk. Bak, dördüncü denemede biraz yeşiller azalmış. Haberiniz olsun. Sadece birinci soru yeşil, gerisi hep kırmızı, mavi ve e, turuncudan oluşuyor. Yer gök kırmızı mahşer mi yarab diyorum arkadaşlar ve dördüncü denemede görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.